Merhaba arkadaşlar. 6. dersle devam ediyoruz. Öncelikle neler yaptık? Geçen programda burada personel tanımlamayı anlattık arkadaşlar. Personel listesine geldik. Şimdi burada personellerimizi listelemek istiyoruz. Tabii her şantiyenin personelini ayrı listeleyeceğimiz gibi toplu olarak da listelemek istiyoruz. Onu yapalım bu derste. Öncelikle şuraya ana forma, şuraya Excel'e geç diyelim. Buraya program hakkında diyelim. Buraya aktif yazıcı seç diyelim. Buraya yedek al diyelim. Ya da programı yedekle diyelim. Buraya ne diyelim? Yazıcı ayarları diyelim. Aslında şu yazıcı seç ile yazıcı ayarları ters oldu da. Burası yok, yazıcı ayarları yazmayalım ya. Aktif yazıcı seç diyelim. Yazıcı ayarları da ya aktif yazıcının içinde gösterelim. Buraya Excel'e geç diyelim. Excel'e geç. Şu butona ihtiyacımız yok. Bunu şimdilik gizleyeceğiz arkadaşlar. Bunu şöyle sağ tarafa atalım. Left 20 yapayım. Yok, left 200 olsun. Şunu da alıp şuraya bırakalım. Şunu biraz daraltalım. Tamam. Şimdi Excel'e geçe çift tıklıyorum. Bunun click olayına Unload me diyelim. Şöyle Excel'e geç deyince Excel'e geçti. Tabii burada Excel'e geçişi şifreli falan da yapabiliriz. Şimdilik böyle. Şimdi personel listesine devam edelim. Evet, şimdi geldik personel listesine. Şimdi bunun arkadaşlar custom'ını açıyorum. Kolonlarına bakıyorum. ID, adı, soyadı, unvanı, işe giriş tarihi, telefonu, adres. Tamam. Bir de arkadaşlar diğer geçmiş derslerimizi izlemeden direkt bu dersten devam eden arkadaşlarımız var. Bunlar biraz sıkıntı çekiyorlar. Şu gridin eklenmesi, gridin işte şu custom özelliğin aktif hale gelmesi, register edilmesi daha doğrusu bazı eklentilerin. Geçen derste bahsettim ama yani sıkıntı yaşayan varsa bst.kanali@gmail.com'a bana mail atsınlar. Aynı zamanda şunu da yapabilirim. Gerçi ben hepinizin baştan sona kadar yazmasını istiyorum. Eğer hazır elimdeki çalışmayı da istiyorsanız bana mail gönderin. Ben size direkt buradan son halini de size yollayabilirim. Ama dediğim gibi kendiniz yazarsanız çok daha iyi olur arkadaşlar. Buraya bir buton daha alalım. Dur bir saniye, şunu şuraya alayım. Buna sil diyelim arkadaşlar. Hemen ben buradan Picture'a tıklıyorum. Arkadaşlar şu elimdeki ikonları da istiyorsanız, şunları da istiyorsanız ben size bunları da mail olarak atabilirim. İkon isteyen sadece hocam bana ikonları yollar mısınız deyin. Ben size direkt buradakileri göndereyim. Sil. Sonra bir buton daha. Güncelle. Bunu da refresh. Şunu seçeyim. Sil, güncelle. Bir de yazdır olsun arkadaşlar. Biraz ağır ilerleyeceğiz. Yani ilerliyoruz. Yapacak bir şey yok. Sıfırdan tasarlıyoruz. Print. Tamam. Şimdi bunların hepsini seçip buradan fonta tıklıyorum. Kalibri 11 yapalım. Tamam. Arkadaşlar profesörü eklede E'nin altını çizelim. Şurada E ekle. Güncelende G'nin altını çizelim.
Sil'de senin altını çizelim. Yazdır'da yenin altını çiziyoruz. Kapat'ta da kendin altını çizmişiz. Bunu da ikonu, bunu da exit, yani şu kapı şekli olan olsun. Tamam. Şimdi biz buraya bir yine personel tanımlamadaki şunu alıyorum arkadaşlar, şu ikisini. Bunları kopyalıyorum. Bir dakika arkadaşlar, bir telefon geldi de. Evet arkadaşlar, şunları kopyalıyorum. Gelip personel listesinde şu alana yapıştırayım bunları. Şöyle. Ha, şu database yolunu şöyle bu tarafa çekeyim. Hatta buradaki yola ihtiyacımız yok. Şunu şöyle yapalım. Şu yolu zaten bunu gizleyeceğiz. Bu görünmeyecek zaten. Tamam. Şimdi buradaki buranın içine şantiyeleri aktaracağız. Zaten burada aktarmıştık hatırlıyorsanız. Bunun hemen içine girdim. Burada ne diyor? Şantiye listele var. Şantiye listele. Gelelim şantiye listele. Burada şunu kopyalıyorum. Ctrl C. Geliyorum personel listesinin activate. Bu prosedürü buraya yapıştırıyorum. Şantiye listeleyi de şu formun activate kısmına, user formun buraya yapıştırıyorum. Pardon. Bir de combo box şantiyeler nokta list index eşittir 0 yapıyoruz. Şimdi çalıştırdığımız zaman personel listesi diyorum. Burada x hata verdi. X diye bir x as integer diyelim. Aslında byte desek daha iyi olur. Byte. Çünkü toplam şantiye sayısı en fazla 255 olur. Evet, gördüğünüz gibi A şantiyesi burada. A şantiyesi ve B şantiyesi olmak üzere iki tane şantiyemiz geldi. Şurada database yolu gelmedi arkadaşlar. Çünkü biz burada personel tanımla dediğimiz zaman otomatikme yol geliyor. Yol niye gelmedi? Hemen personel listesine, personel tanımlamaya geldik. Niye yol nasıl geliyordu? Allah Allah. Yol nasıl geliyor ya? Bir dakika. Şantiye yolu nasıl geliyor arkadaşlar buraya? Ha, bunun change'ini yazmışız. Tamam. Şunun change kısmına, ha şunu da alacağız. Txt DB yol budur. Bunu da hemen bunun change olayına yazalım direkt. Tamam. Şimdi personel listesi dedik. A şantiyesi yolu da burada. Tamam. Hemen listelemeye başlayalım. Tabii burada bir de şunu şuraya alayım ve bunu visible'ını false yapayım. Bu görünmesin. Bir buton daha alalım. Butona da tümünü listele diyelim. Tümünü listele. Yine bir ikon alalım. Tümü için ne olsun? Bunlardan birini seçeceğiz de. Ya tümü bu olsun. Tamam. Hemen buraya geldim. Burada sap personel listele diyorum.
Ben prosedürü açtım. Burada diyorum ki ne diyoruz? Kolay bir program değil arkadaşlar gördüğünüz gibi. A şantiyesi, B şantiyesi. Tamam. Şimdi biz bunları nasıl kaydediyorsak, şurada kaydet dediğimiz zaman neye ihtiyacımız vardı? Şunlara ihtiyacımız vardı. Şunun hepsini alıyorum. Şurayı alıyorum. Bunu kopyalıyorum. Arkadaşlar sabah yani öğlen birden başlamışım çalışmaya. Bir proje var elimde, onu yazıyorum. Saat birden bu saat hemen saat 8'e kadar yani yaklaşık 6-7 saat çalışmadan sonra bu sefer de ders yapmaya burada bir video çekiyorum şu anda. Application workbook.open takes a DB yolu aç. Yine application buradaki personel dosyası her şey hazır. Sadece şunu yapacağız. Burası LSD personeller ya şurası. Sadece burada bir dim daha tanımlayacağız. Bir değişken daha. Dim LSD as worksheet diyeceğiz. Pardon. As list item. Ondan sonra şuradaki set. Şurada set diyelim. Set vs şey set lst bir döngü tanımlayacağız önce döngü kuracağız. For burada x değişkenimiz var mı? Yok. Dim x as integer diyorum. For x eşittir birden pardon birden evet birden ss'ye kadar set LST eşittir. LST personeller nokta list item nokta add parantez içinde şuraya text iki nokta üstte eşittir. İki nokta üstte eşittir. VS nokta range anın şimdi bir de şuna bakacağız. Kaçtan başlıyor arkadaşlar? Database'e girelim. 2'den başlıyor. Tamam. X artı 1 diyeceğiz. X artı 1'ini buraya aktar dedik. Ondan sonra buraya lst nokta sub item eşittir. Sub item eşittir. Şunun aynısını alacağız şimdi. B. Şunu kopyalıyorum. Yapıştırıyorum şuraya. Tamam. A. B. C. D. E. F. Yanılmıyorsam bu kadardı. A, B, C, D, E, F, G, H'ye kadarmış. H'ye kadar ama F'nin para olduğunu görüyorsunuz. H'ye kadar F parasal değerdir. D, E, F, G. Ne yaptım ya? EFG. Tamam. Arkadaşlar yine yanlış. Bir şey yapmayalım. H'ye kadarmış. Sadece F parasal değer diye arkadaşlar. Buraya da format currency diyeceksiniz. Parantez içinde
CDBL diyeceksiniz. Küsuratlı olup ise şayet. Tamam. Buraya da next diyeceğiz arkadaşlar. Next. Şunları silelim. Bir de S sütununun formatını değiştirmemiz lazım. Şuraya en sonda, geç onu en sonda yapacağız. Şunu da buraya bırakalım. E'ye gerek yok ki. Direkt böyle. Tamam. Şunları silelim. Öncelikle listeyi de temizlememiz lazım arkadaşlar. Listeyi temizlemek içinse şuraya LST personeller nokta list item nokta clear diyeceğiz. Tamam, şimdi personel listeliği de şu change'in içine yapıştıracağız. Şu şantiyenin aynen buraya yapıştıracağız. Bakalım. Personel listesi dedik. Hata verdi. Pardon. Vs nokta bir saniye. Nerede hata verdi? Vs burada niye hata verdi arkadaşlar? Bir durdurayım arkadaşlar, bir kontrol edeyim de. Arkadaşlar, siz mutlaka görmüşsünüzdür de sesinizi bana duyuramadınız. Burası 1 olacak. Şurası ikinci kolona. Şurası üçüncü kolona. Böyle kolon isimlerini yazmadık. Mutlaka siz fark etmişsiniz. Sesinizi duyuramadınız sadece arkadaşlar. 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. Bir daha çalıştıralım. 8 item 8 yok diyor ya. Item 8'imiz yok mu şurada? 7'ye kadarmış. O zaman niye? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Doğru arkadaşlar. Sıfırı da sıfırdan başladığı için 7. Tamam. Şu yok. Şurası yok. Bir daha çalıştıralım. Personel listele. Ne yapıyor ya? Evet, listele diyor ama arkada dosyayı kapatmadı. Tamam. Ben de ilk defa böyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Sadece şuradan sonra listeledikten sonra aktif nasıl ki kaydederken şurada kaydetti anlatmıştım. Şurada nasıl ki kaydederken aktif çalışma kitabını kaydet ve kapat demiştik ya. Aynısını burada da yapacağız. Hatta kaydetmesine gerek yok. Sadece kapatsın. Onun için de kitap bir diye açık kalıyor bir tane çalışma. Personel listesi dedik. Personel listemiz geldi. 5 şantiyesi diyorum. Bir dakika. Arkadaşlar. F'de midir para? Şurası... Bak şurası euro olarak kayıtlı kaldığı için bu hatayı verdi. Tamam, şimdi bir daha çalıştıracağız. Hemen geliyorum. Personel listele. 5 şantiyesi diyorum.
Yine büro olarak durdu arkadaşlar. Bir dakikanızı alacağım. Ve firmasını açayım. Şunu düzelteyim arkadaşlar. Şunu sileyim şu kaydı. Burayı kapatıyorum. Buradan personel listesi dedim. B şantiyesi. A şantiyesi. Şimdi dikkat ederseniz böyle şantiyeleri değiştirdiğimiz zaman maaş yanlış yere gelmiş. Adı yanlış. Personel listesine geldim. Burası nedir? ID, adı, yedi tane. Burada, burada bir daha A yazmışız arkadaşlar. Burası olmaz. Burası B olacak. C, D, E, F, G ve H diyeceğiz. Sadece şunu, bunu F'ye alacağız. F sütununa. Tamam böyle. Şimdi bir şey göstereceğim buradan. Personel listesi dedik. Personellerimiz burada. Sinan, Ay. Niye tıklayamıyoruz? B şantiyesi. A şantiyesi. Şimdi buraya niye tıklayamıyoruz? Bunu enable'ı true. Şundan sonra listeledikten sonra LST personeller nokta set focus diyelim. Çok ilginç ya. Buraya niye tıklayamıyorum? Buraya kaydırabiliyorum ama tıklayamıyorum. Bir sıkıntısı mı var? Enable yani aktif report multiselect birden fazla seçim demektir. Bir sıkıntı görünmüyor. Çok ilginç ya. Bir de şunu tekrar söylüyorum. Neyse onu artık siz bana söylersiniz. Yorum yazın. Niye tıklayamıyorum buraya? Peki şöyle bir şey düşünüyorum. Mesela listelemesin açılışta. Şu şantiye listeleyin. Activate'de listeliyor. Şunları kaldırayım buradan. Zaten arkadaşlar açılışta pardon ben ne yapıyorum ya şantiye listeli pardon personel listeli active workbook nokta close şey daha göstermek istiyorum da bu benim kafamı karıştırdı. Sayfayı açınca şöyle arkada bir sayfa açıldığını görüyorsunuz. Şöyle açılıp gidiyor. İşte ondan nasıl kurtulacağız? Bu arkadaki açılış onu gizlemek için ne yapabiliriz? Şöyle yapabilir miyiz acaba? Şantiye listelerken
Şurada bizim bir tane worksheet'imiz var ya arkadaşlar burada. Burada vs.height diyebilir miyiz acaba? vs.height diyemiyoruz. Ya da şöyle yapabilir miyiz? Active worksheet, workbook nokta visible nokta height yok. Gizleyemiyoruz. Active workbook nokta active peki application'ı gizlesek direkt program açıldığı zaman bizim application gizlense yani şunun activate kısmına application nokta visible eşittir false diyelim. Excel'e geç dediğimiz zaman da application nokta visible true desek tamam. Şimdi bir daha çalıştıralım. Bir şey göründü mü? Göründü. Şantiyesi. Her halükarda şöyle bir titreme bir şey oluyor ama bir Excel gözüküyor sonra kayboluyor. Neyse arkadaşlar siz bu çözümü bulduysanız bunun çözümünü bulduysanız bana yazın. Sizden de destek bekliyorum arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar olsun. Bir sonraki derste devam edeceğiz. Şu anda bu listeye tıklayamıyorum. Sebebini anlayamış değilim. Ya da şöyle tekrar bir kontrol edeyim. Allah Allah. Excel'e geç deyince ya uygulama kapanıyor. Application nokta visible true. Visible. Tamam. Excel'e geç. Tamam geçti. Sıkıntı yok. Ben şunu merak ediyorum son olarak. Şurada bir listelemesin önce. Şöyle listelemesin arkadaşlar. Bir bakayım çalıştırırken tıklayabiliyor muyum list şeyi? Grid'i tıklayabiliyorum. List VV. Ama listele dediğim zaman sıkıntı yapıyor. Sizden bu konuda bir dönüş bekliyorum. Siz de bana yardımcı olun arkadaşlar. Ben burayı geçemedim. Sorunlu. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Şimdi şöyle bir açıklama daha yapayım. Bu program işinize yarar veya yaramaz arkadaşlar. Mesele o değil. Mesele yarayıp yaramaması değil. Mesela şurada boş bir şey var. Mesele işin mantığını anlamaktır. Yani biz gittik şu anda biz Excel'in kendisini bir veri tabanı, database olarak kullanıyoruz. Sonra buradan verileri çağırma, bunları listeleme, bunları güncelleme, bunları yapıyoruz. Yani programı yavaş yavaş şey yapacağız, ekleyeceğiz. İşimize yaradığı kadarıyla, yani öğrenmek için devam edeceğiz. Bu şekilde olsun, farklı bir çalışma yapıyoruz. Hepinize başarılar dilerim. Bu sorunu da arkadaşlar dediğim gibi çözmeye çalışın. Bu programın bu halini istiyorsanız mail atabilirsiniz. İkonları istiyorsanız mail atabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Yorum yazabilirsiniz. Gidişatla ilgili ne yapabiliriz? Yani istiyorsanız başka yani hepinizin ortak bir talebi varsa başka bir örnek şeye de geçebiliriz. Yani bu pek iyi gelmemişse. Başka bir şey de yapabiliriz yani sorun değil. Yeter ki siz farklı bir şeyler öğrenin. Anlatacaklarım bu kadar. Fazla uzattım galiba. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşmek dileğiyle.